Merhaba sevgili dostlarım. 500 Stil ekranına hoş geldiniz. Komşularım misafir etkinliğinde sizlerin dekorlarını geziyorduk. En güzel dekor sahibi kim diye sizler yorum dahilinde oyluyordunuz. Biz de oylama sonucu birinci seçilen komşumuza gerek avul geliştirme malzemeleri, gerek ambar ya da arazi ya da makine ürünleri ya da testere, kürek gibi ürünlerden veriyorduk belli bir miktarda. Şimdi Dekor gezme etkinliğimizi video içerisinde yapacağız. Ben bu şekilde sizlere düzenli olarak birkaç komşumuzun yüksek seviyeden düşük seviyeye kadar birkaç komşumuzun çiftliğini göstereceğim. Yine aynı şekilde yorumlar kısmında yine sizlerle yarışma düzenleyeceğiz. En çok like beğeni hangi çiftlik sahibi alırsa o komşumuz eğer bizimle irtibata geçerse ya da bizim videolarımızı hala izliyorsa ya da izlemiyorsa ona göre tekrardan ödüllerimizi vereceğiz. Hazırsanız başlayalım efendim. Buyurun. En güzel dekor yarışmamıza kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi arkadaşlık olarak bende ekli değilseniz videoların açıklama kısmında etiketimi bırakıyorum. Ana oyun etiketi diye. O oyuna yani o etiketi burada yine sizlere göstereyim. Video içerisinde de görüp eklemek isterseniz diye. Bu etikete arkadaşlık isteği gönderdiğiniz zaman ben kabul ediyorum. Seviyesi 1'den 1000'e kadar kaç olursa olsun fark etmez kabul ediyorum. Sizler de dekor yarışmasına katılmak için ya da arkadaşlarımız arasında bulunmak ve bizimle birlikte oynamak isterseniz arkadaşlık isteğini gönderin, hemen kabul edelim. Şimdi efendim. 436 seviye mavi komşumuz var. Hazırsanız bir çiftliğine bakalım. Nelerle karşılaşacağız? Şimdi mavi komşumuzun çiftliğine geldik. Bak ne kadar çok balon gelmiş. Bu balonlar bu kışın çok fazla gelmeye başladı. Daha öncesinden gelmiyordu. Arada bir bir tane, iki tane veriyordu. Bana da çıktı bayağı. Bende kaç tane var bilmiyorum. Bak mavi komşumuzda 3-6 tane varmış. Belki deposunda daha vardır bilmiyorum ama şu an düzenlemiş olduğu dizayna göre 6 tanesini buraya yerleştirmiş. Gayet de güzel yapmış burayı. Şimdi ben yorumlarken siz de benimle beraber yorumlayın ve yorumlarda düşüncelerinizi merak ediyorum. Hangi çiftlik daha güzel? Hangi çiftliğin neresi güzel olmuş? Neresi güzel olmamış? Nereye ne eklenirse daha güzel olur? Onları da sizleri bekliyorum yorumlarda. Önce bir dükkana bakalım. Dükkan boşmuş. Tamam. Şimdi burada e, güzel bir görsellik sağlamış güllerden. Etrafı böyle yolun kenarında balonlardan dizayn etmiş. Gayet güzel. Bu da kendi ismini yazmış mavi diye. Kendi kullanmış olduğu kullanıcı adı. Bak bu dekor güzelmiş mesela bu dekor. Bende yok mesela bu dekor. Eminim farpasla gelmiştir. Ya da markette elmasla gelmişse elmasla almıştır. Gayet güzel bak dekor. Mesela burada çok güzel yapmış. Bak kalpli zıp zıp var burada mesela. İlk başta yuvarlakta içerisinde tek bir tane civciv zıplıyordu. Burada iki tane zıplıyor. Bunu görseydim alırdım. Eminim alırdım bunu. Bak çok güzelmiş. Bunu görseydim alırdım. Arabayı aldık. Onu ben benim <laughs> çiftlikteki Çingeli Mahallesi'ne, Roman Mahallesi'ne yerleştirdim. <laughs> Roman Mahallesi'nde duruyor orada. Bak burada bizi büyük bir şey bekliyor. Oraya bakacağız. Güzel yapmış. Hem yeşil hem de beyaz böyle ağaçlardan etrafını sarmış böyle dizayn etmiş. Çok güzel olmuş. Şu yıldızlar çok güzel duruyor ya. Etraf Bak bunlardan da mesela farm pastan aldık. Bunlardan da 5-6 tane bende de var. Bunların da bak ortalarında çok güzel olmuş. Hem kalpli rengarenk hem de yıldız rengarenk. Çok güzel olmuş. Arkadaşımız güzel yapmış çiftliğini. Burada şemsiye var. Sonbahara özel böyle yapraklar dökülmüş. Harika gerçekten harika. Evet. Şöyle bir yavaş yavaş gidelim. O, burada bizi büyük bir şey bekliyor. Arıtamızı uzaklaştıralım. Uzaklaştırabildiğimiz kadar. Eskiden komple zoom yapıyordum. Artık onu yapamıyoruz. Ayarları uğraşmadım. Tekrardan yapabilir miyiz diye. Eğer olursa yine onu da ayarlarız gösteririz. Fakat böyle daha güzel. Yakından daha güzel. Sizler de yapmak isterseniz eğer böyle videolara bakarak aynısını yapabilirsiniz. Elinizdeki dekorları ya da benzer dekorlar varsa uyum sağlayabilirsiniz. Ve ayrıca şöyle bir şey var. Bu dekorlar sayesinizde dekor ufkunuz da açılır genişler. Siz dekor yaptığınız zaman aman aklıma bir şey gelmiyor. Aman şu oldu bu oldu gibi artık soru işaretleri sıkıntıları stresleri kafanızda bulunmaz. Bu dekorları geze geze sizin de dekor ufkunuz açılır efendim. Harika. O kalbe bak. Kalbin etrafı komple böyle kırmızı kırmızı böyle ara araplı araplı seyrek seyrek çok güzel olmuş hakikaten Burası çok güzel gitmiş buraya ateşli yollar yapmış bunu çok güzel ya şu şundan bana gelmedi ya o kadar uğraştım gelmedi ya gelmedi 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 İstediğim şeyler gelmiyor ya İstediğim şeyler gelmiyor gelse çok güzel olacak Bak hem de iki tane var bak çok güzel iki tane var. Makinaların hepsini büyük ağaçların arkasına istiflemiş. Makinaları kullanmıyor. Bu şekilde bir dekor yapmış. Zaten 436 levelsin mavi. <laughs> ben olsam yani ben de çok fazla makine kullanmazdım. <laughs> 436 seviye. Eminim bunun ambarı ve ağıl da bayağı geniştir. Bak bunlar da çok güzel. Bak uyum sağlamış. Bak Bak bunların ikisi uyum sağlamış. Hakikaten böyle çok güzel uyum sağlamış. Böyle çaprazlama koymuş. Aklıma şu an farklı bir şey geliyor. Mesela bu e, kütükle bu çiçeği birbirine ekleyip çok güzel bir şey aklıma geliyor. Ama onu nasıl ifade edeceğimi oturtamadım. Benim de <laughs> istasyonda eğer o bunun e, açılması için gerekli olan hayvanı açarsam bu da elimde olduğu zaman, temin ettiğim zaman ben de bir şeyler yaparım o zaman. Gayet güzel olmuş. Çok güzel altın döşemelerle yollar yapmış etrafını çok güzel. 436 seviye dekorda de, şey, dekor diyorum. Derbi de zayıf arkadaşımız. Yani bu seviyede küçük bahçeyi komple kıran arkadaşlarımız da var. Evet. Mavi arkadaşımızın çiftliğini gezdik bu şekilde. Gayet de güzel yapmış, hoş yapmış. Ben çok sevdim. Ee, sevmediğim kısımlar yani sevmediğim derken şöyle yani aa ben bunu sevmiyorum anlamında değil. Yani daha da iyi yapılabilir diyebileceğimiz kısımlar mesela şöyle şu alan bak. Burada mesela şu alan bu bir. Ben sizlere mouse'umu da göstereyim bir saniye. Ben mouse'la nereye işaret ettiğimi sizler de görün. Evet imleci yakala. Tamam. Bak bir, iki bir de şu yuvarlak. Bunları buradan kaldırsa, yani buraya farklı bir şey koysa daha güzel olur. Bak mesela bu zıp zıp buraya koymuş. Bunu da buraya koymuş. Bak bulut üstünde uçuyor, yağmur yağıyor. Bu da çok güzelmiş. Bak keşke bunu da ben görsem bunu da alırdım. Bak bir tane de burada var. Bunların hepsi eş galiba. Bunlar böyle yani bir anda böyle etkinlikle çıkmış bir şey galiba. Bak mesela ben bunu gözümden kaçırmışım da daha öncesinden çıkmışsa bizim bir ara Hayda'ya ara vermiştik. O dönemlerde eğer çıktıysa o zaman alınmış olabilir. Eğer e, doğrusu neyse onu da bana yorumlar kısmında bildirin. Markette yok çünkü yani markette. Markette yok. Eskilerden kalma asırlık olmuş artık. Dönen aralar var. Evet, bu, bu kısmı, bu kısmı buradan kaldırıp buraya daha farklı bir böyle e, dizayn yapabilir, daha bir kompozisyon düzenleyebilir arkadaşımız. Onun dışında, bu buraya uymamış uymamış. Yani bak, olumlu ve olumsuz düşün kendi düşüncelerimi söylüyorum. Arkadaşımız yine kendi düşüncesine göre, kendi beğenisine göre, kendi kişisel görüşüne göre buraya bir dizayn etmiş. Güzel olmuş mu? Evet olmuş. Fakat benim görüşüm farklı, sizin görüşünüz farklı. Ben bu kısım olması daha iyi derim. Sen hayır Ahmet abi, Ahmet arkadaşım, kardeşim bu kısım daha iyi olabilir diyebilirsin. Yani sadece kendi görüşümü söylüyorum. Bu konuda beni mazur görün. Tarlayı bu şekilde mesela ben ben beğenmedim tarlayı bu şekilde. Tarlayı ateşleri komple ateşler çok böyle sanki böyle gözüme boğmuş gibi geldi. Hani tarlayı gözüme zaten tarlayı ekerken parça parça ekiyoruz. Ondan 30 tane, ondan 40 tane, ondan 50 tane ekiyoruz. Parça parça ektiğimiz için sıkıntı yani oluyor. Böyle komple hem mesela hepsi buğday olsa ya da hepsi soya olsa, hepsi aynı görsellikte olsa tamam derim. Ateş mesela iki renk. Ateş sarı, soya Yeşil. Yani ikisinin arasında bir uyum olabilir. Şu an burada çok farklı ve çok fazla renk var. O da gözü boyu, boyuyor. Bilginiz olsun. Benim düşüncem bu şekilde. Sizlerin düşünceleri nasıl bilmiyorum. Yorumlarda bildirirsiniz efendim. Me merakla bekliyorum yorumlarınızı. Evet. Bir arkadaşımızın çiftliğini daha gezelim. Bu videoda iki arkadaşımızın çiftliğini gezmiş olalım. Belki üç tane, belki dört tane de çiftlik gezeceğimiz olur. Bu videoda iki tane olsun. Zeynep komşumuzun çiftliği beğeniyorum. Ara ara böyle gelip bakıyorum. Güzel kaliteli ürünler satıyor. Bak şu ancak cadde üzeri dükkanı boşmuş. En son geldiğinde battaniye komple diziliydi. Ondan sonra bir daha geldiğinde makine ürünleri diziliydi. Onarlı onarlı güzel ürünleri satıyor Zeynep komşumuzda. Hatta buraya da Ateş ve Sudan kendi ismini yazmış Zeynep diye. Birçok da incisi var. Hani var ya gölün altından girmiş üstüne çıkmış. O şekilde hani İncik incik yapmış gölü. Ne var ne yok hepsini çıkarmış. Bunları zamanda çıkarmış. Daha öncesinden ben Sevimli mahalle dedim galiba ya da Çiğanoğlu mahallesi dedim tam hatırlamıyorum. Mahalleye gelmiştik, konuşmuştuk biz. Bunları daha öncesinden topladığını söylemişti. Güzel. Hatta şu profildeki logo hakkında konuşmuştuk. Böyle bir logo var demişti. Ben de aa böyle bir logo mu yapabiliyoruz. Hemen bir araştırayım demiştim. O günü <laughs> hemen. O günü hemen araştırdım, buldum ve sizlere de paylaştım. Arkadaşımız bu şekilde bir logo yapmış. Güzel dekoru bu şekilde güzel yapmış. Bak ağaçları, çalıları bu şekilde aralarında böyle pay bırakarak. Yani şöyle var. Ya bunun anlamı şu. Çok fazla sıkı değil. Aman yanlış yere tıkladım. Aman şuna tıkladım. Aman onu toplamadım. Aman onu topladım. Biri büyüdü uzun boylu oldu. Biri küçüldü kısa boylu oldu. Derdine çözüm aralarını seyri bırakıp bu şekilde düzgün bir şekilde istiflemek. Arkadaşımız o şekilde yapmış. Makinelerin hepsi çalışıyor. Bak çok güzel bak. 312 seviyede makinaların hepsi çalışıyor. Sizler de lütfen seviyeleriniz eğer bu oyunu oynuyorsanız severek makinaları çalıştırın arkadaşım komşum. Makinaların çalışması önemli. Hem seviye açısından hem de çiftlik açısından önemli. Makinalar yatmak için alınmıyor. Çalışması için alınıyor mahalledeki akış için önemli. Ekip için önemli. Yani birçok avantajı var. Küçük bahçede bak bu şekilde tarlasını istiflemiş. Küçük bahçeye pek bir şey yapmamış. Küçük bahçe sadece bu şekilde istiflemiş. Böyle düz bir şekilde istiflemiş. Tarlayı da bu şekilde koymuş. Bu şekilde yapmış ama e, arkadaşımız buraya o zaman Zeynep ismini yazmış ve gölden çıkan incilerdir, e, dümenlerdir, toplardır. Bu şekilde bunları da dizayn etmiş. Evet. Arkadaşlarım İki tane video gezmiş olalım bu video içerisinde. Bir sonraki videomuzda sıra sıra seviyemize göre ilerleyeceğiz. Sıradaki gezeceğimiz video Bahar komşumuz, Narin komşumuz eğer biraz daha uzatabilirsek süreyi de fazla uzatmak istemiyorum. Süre uzun olsun derseniz ben daha fazla çiftlik gezerim. Benim için bir sakıncası yok. Fakat ben parça parça olsun dedim. Biraz daha kısa olsun dedim. Tadında olsun. Bir sonraki videomuzda bahar komşumuzun ve narin komşumuzun çiftliğini gezeceğiz. Ekleyebilirsek burada ne yazıyor? Hayal. Hayal komşumuzun da çiftliğini gezeceğiz efendim. Eğer videoyu beğendiyseniz, yorumlamamı beğendiyseniz ve Arkadaşınızın haberi yoksa çiftliğini gezdiğimizden siz haberdarsanız, iletişim halindeyseniz lütfen arkadaşınıza bildirin. O da gelsin onun çiftliğini nasıl yorumlamışız, kendisi hangi düşünceyle yapmış, onları da bize düşüncelerini aktarsın. Hep birlikte öğrenmiş olalım. Efendim bir sonraki farklı içeriğimizde görüşmek üzere sevgiyle kalın.